Suriye'de 27 Şubat'ta silahların susması bekleniyor. Ateşkesi taraflar kabul etti ama ateşkese saatler kala Rusya destekli rejim güçleri İdlib'e bomba yağdırdı. Bu kez hedef muhaliflerin denetimindeki Eriha'ydı. Rus savaş uçakları sivillerin de bulunduğu pazar yerine saldırı düzenledi. Hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ateşkesi ise taraflardan destek gelmeye devam ediyor. Rejimin ardından Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Yüksek Müzakere Konseyi de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında kararlaştırılan anlaşmaya bağlı olarak 2 haftalık geçici ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde etkili olan YPG de ateşkese destek verdi. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin öne sürdüğü Suriye'de ateşkes ilan edilmesi anlaşmasına uyacağını açıkladı. Include some Kurdish groups and on this issue we will continue to disagree with Turkey with regard to that particular issue and ateşkesin sağlanması konusunda gözlerse Rusya'da. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook, Rusya'nın anlaşmaya uymaması hakkında belli miktar şüphe olduğunu belirtmişti. Bu arada Birleşmiş Milletler Suriye'nin doğusunda IŞİD kuşatması altındaki Deir ez-Zor'daki siviller için ilk defa hava yardımı gönderdi. Yaklaşık 200 bin sivilin kuşatma altında olduğu bölgeye 21 ton insani yardım malzemesi bırakıldı. UN Secretary General Ban Ki-moon